Evet arkadaşlar merhaba. Size Tia Portal üzerinden yapmış olduğum Pick and Place uygulamasını göstermek istiyorum. Ve bunu Factor IO'da da simüle edeceğiz. İlk önce parkurumuzu tanıtmak istiyorum. En öndeki, buradaki konveyörümüzden paletlerimiz gelecek ve ilerideki konveyörümüzden de boxlarımız ilerleyecek ve ne zaman duracak? Part at place sensörünü görür görmez bizim kolilerimiz burada kendini durduracak ve paletlerimiz de aynı şekilde Box at place sensörünü görünce de burada kendini konumlandıracak. Ve daha sonra da bizim X'ye Z eksenli bir robot kolumuz var yukarıda. Box'ımızın üzerine gelecek, vakum yapacak ve bizim X'ye Z belirlediğimiz eksenler doğrultusunda paletimizin üzerine kolimizi yerleştirecek. Bu şekilde hep devam edecek. Ve gelelim panomuza bakalım. Panomuzda Start Stop Reset, acil stop, auto, iki tane display ve bir tane de potansiyometremiz var. Ben auto ve manuel olarak kullanabilirim. Ben auto kullanmak istedim, yani otomatik kullanmak istedim. Acil stopta acilen durması için, acil bir şey olduğu zaman acilen durması için acil stop burada tanımladım. Start'a basınca çalışmasını istiyorum. Stop'ta duracak, resetlenecek yine. Potansiyometreden peki ben ne ayarlayacağım? No off box hızı ayarlayacağım. Yani ben paletimizin üzerine kaç tane koli konumlandırmak istiyorsam bunu integer olarak buradan ayarlayabilirim. Ben 1, 2 ve 3 olarak ayarladım. Box counter'ımız da ben kaç tane box koydum şimdiye kadar? Onu yani aslında bizim kolilerimizi sayıyor yine integer olarak. Ve şuradaki exit lambalarımız. Ben bir tane paletin üzerine bir tane koli konumlandırmışsam exit green, iki tane koli konumlandırmışsam exit yellow, üç tane koli varsa da exit red ışığımız yanacak burada. Evet, parkurumuz bu şekilde. Şimdi gelelim Tia Portal'a. Tia Portal'ı anlatacak olursam size networklerimizden oluşuyor. Birinci network'te bir tane fonksiyonumuz var. S7500 fonksiyonu. Template dosyasının içinde mutlaka olması gereken bir fonksiyon bu. Olmazsa eğer ben simülasyonu asla gerçekleştiremiyorum. Mutlaka bir template dosyasında yapılması gerekiyor. Network 2'mizi switchlerimizi tanımladım. Switchlerimize bakacak olursak ben dedim ki set no box'ımızda set no box'ımız neydi bir daha hatırlayalım. Set no box'ımız bizim paletimizin üzerinde kaç tane koli olduğunu gösteren display'imizdi. Eğer diyorum ki ben paletimizin üstünde 0 ile 10 arasında bir koli mevcutsa ve ayrıca ben start'a basmış isem start bitimizi set et diyorum. Start bitimizi çalıştır diyorum. Ve ayrıca da start light'ımıza yani startımıza çalıştırmak anlamına geliyor. Stop ve stop neden burada pek kapalı kontak? Nasıl geçecek buradan akım? Çünkü ben başlatır başlatmaz programımı zaten stop ve stop ters çalışan bir sistemde. Faktörü O'dan kaynaklanıyor bu. Zaten kapalı kontak olarak karşımıza çıkacak. Yani basar basmaz aslında stop çalışmayacağı için yani değişeceği için sıfır lojik olacak. Pardon, bir lojik olacak ve buradaki kontaklar zaten kapalı bir şekilde karşımıza çıkacak. Burada ne yapmışız? Ben start bitime çalıştırınca stop light'ımız çalışsın. Startımız çalışınca stop light'ımız çalışsın. Startımıza basınca yani stopumuz otomatik olarak çalışsın diyorum. Peki, stopumuz lojik biri olunca ne olacak? Box konveyörümüz reset olsun istiyorum. Dursun yani. Set no box'ımız ben set no box'ımız 1 olarak pottan ayarlayınca ne olacak? Yine clock'umuz burada kapalı olarak karşımıza gelecek. Lojik 1 olarak karşımıza gelecek. Onu da söyleyeyim. 1 olunca exit green'imiz yansın demiştik ya az önce. 2 olunca da paletimizin üzerinde 2 tane koli olunca da yellow yansın. Paletin üzerinde 3 tane koli olunca da red ışığımız yansın diyoruz. Peki burada ne yapmışız? Ben konveyörlerimizi sensörlerimize göre yani aslında ayarlamışım. Yani diyeceğim ki konveyörümüzün üzerinde eğer box'ımız sensörümüzü görünce konveyörümüz dursun diyeceğim. Görmezse de konveyörümüz set olsun diyeceğim. Set no box'ımız yine 0 ile 10 arasında olursa onu ben kendim verdim. Aslında bunu 3 de yapabilirim, 4 de yapabilirim. Ama bunu yapmasam bile olur. Ben otomatik moddayken ve start'a basmışsam eğer
Box konveyörümüz set et dedim. Çalıştır diyorum. Ve start bitimizi de yukarıda biz yapmıştık ya, start bitimizi. Burada çalıştırmıştık zaten. Start bitimiz burada kapalı kontak olacak. Parted place'imiz, şimdi bizim parted place'imiz neydi? Box'ımızın gördüğü sensördü. Değil mi? Box'ımız gelince sensörümüzü kapatacak. Yani lojik 1 yapacak, kapanacak. Part konveyörümüz de burada durmuş olacak. Part aslında çalışır bir moddaydı bizim. Part at place'imiz bizim çalışır modda geldiği için çalışınca part konveyörümüz duracak. Yani burası açık kontak olacak, part konveyörümüz de duracak. Box at place. Bu da aslında bununla aynı. Bunu açık, bunu da set yaptım. Bunu reset, bunu da kapalı yaptım. Aslında ne yapabilirdim? Bunu açık kontak, bunu da set yapabilirdim. Aynı mantık. Yani burada diyorum ki aslında burada part konveyörümüz çalışırken eğer ben sensörü görürsem bandımız dursun diyorum. Evet, burada da grab var. Grab vakum demek. Ben vakumu çalıştırdığım zaman çalışınca ne olacak vakum? Burası açık kontak olacak. Buradaki işlemlerin hiçbirini gerçekleştiremeyecek. Peki ben buradaki işlemlerde ne yapmışım aslında? Onu göstereceğim size. Şöyle biraz sağlayalım. No of box'ımız 2'ye eşit olunca ve bizim counter'ımız 1'e eşitse eğer, ben 500 milisaniye gecikmeli olarak bırak diyorum. Gecikmeli olarak bırak, reset et. Gecikmeli olarak reset et peki. Yoksa gecikmesiz olursa box'ımız düşecek ya da çok hızlı hareket edecek, ani hareketler yapmasın diye orada bir gecikme tanımladım. Resetleme işlemi, reset. Ben reset'e basınca reset light yansın. Bu kadar. Peki konum bilgileri diyor burada. Şimdi bu konumun nereden bilecek? X, Y, Z eksenlerinde nasıl hareket edeceğini nereden bilecek? Onu buradan ayarlıyorum. Ben start'ıma basacağım. Bunların hepsi de kapalı kontak zaten. Çünkü hem box'ımız durmuş olacak hem de paletimiz durmuş olacak. O yüzden bunlar kapalı kontakta. Burada diyorum ki X'imiz 8 yönünde ilerlesin diyorum. İlk önce bizim X'imiz 8 yönde ilerlesin. Yani kolimize doğru gidecek. Daha sonra 7.9 ve 8.1 arasındaysa, bakın 8 zaten bunun içinde. Daha sonra ne yapacağını söylüyor aslında burada. Y'miz de 6 yönünde gitsin. 6 yönünde gidiyor daha sonra Y yönünde. Kolimizin üzerine konumlandırıyor kendini. Ve daha sonra Y'miz 5.9 ve 6.1 arasındaysa, bakın yani bu işlem gerçekleşmişse demek bu kısacası. Ben aslında Y'miz 6'ya eşitse de yapabilirdim burada. Bizim vakumumuz eğer bir de kapalı kontaktaysa Z 5 yönünde ilerlesin diyorum. Peki buradaki detected ne? Detected bizim robot kolumuz eksi Z yönünde ilerleyince bizim detected'ımız input olarak kapalı konumuna geçiyor zaten. Kapalı konumuna geçince bizim detected'ımız bizim vakumumuzu set et demişim. Yani detected aslında tam vakum yapacağı sırada aktif olan bir sistem faktörü IO'da. O yüzden bizim grabımızda set et demişim. Yani vakumlamaya başla diyorum. Evet. Daha sonra vakumlamaya başla. 2 saniye vakumla, daha sonra peki set et. 2 saniye duracak. Vakumlanmış bir şekilde kolimizin üstünü vakumlayacak kolimize ve daha sonra çekmeye başlayacak. Pik demek çekmeye başlar. Yani robot kolu yukarı kaldırmaya başla. Pik et. Şimdi Network 5'imize bakalım. Evet, burada da sayıcının durumuna göre robotumuzun gideceği yerler. Yani şu şekilde ben start'ı zaten basmıştım en başta. Pikimiz de set olmuştu burada gördüğünüz gibi. Ve yine kapalı detected'ımız da set aynı zamanda. Çünkü çekme işlemini artık bir kolimiz var. Robotumuzun ucunda bir koli var. O yüzden detected set konumunda oluyor. Ve diyoruz ki ilk başta X yönünde 3 git. Tamam. Ben Y yönünde neye gideceğim? Ben paletimiz üzerine kolimizi nasıl konumlandıracağım? Yani rastgele atmayacak tabii ki de. Rastgele atarsa kaos ortaya çıkar. O yüzden ben diyorum ki bizim counter box'ımız vardı. Ben birinci koliyi aldığım zaman Y yönünde 2.5 olarak konumlandır. Yani paletimizin sağ kısmına koy diyorum. Counter'ımız 2 olunca, yani ikinci box'ımızı aldığım zaman da ben ortaya konumlandır. 5 böyle paletimizin tam ortaya.
Ve daha sonra ve 7.5 yeğimiz 7.5'ken nereye konumlandır pardon pick box counter'ımız 3'ken nereye konumlandırsın? Y'de 7.5 olarak konumlandırsın. Yani paletimizin soluna gitsin istiyorum ve bunu 2 saniye aralıklarla yapsın. Tamamdır. Burası. Şimdi burada ne yapmışız? Ona bakacağız. Burada. Burada tekrar eski yönüne gitsin. Z yönünde 10 gitsin. Eski yönüne gitsin. X'imiz 2.9 ve 3.1 iken. Y'imiz de 2.4, 2.51 arasındayken. Z'imiz de 9.8 ve 10.1 arasındayken. Grafımızı reset et. Bırak. Koliyi bırak yani. Koliyi paletimiz üzerine bırak demeye çalışıyor. Tamam. Şimdi sayıcımız nasıl çalışacak? Sayıcımız aslında sensörümüzle orantılı olarak çalışacak. Ben sayıcımızla kutularımızı sayıyordum. Part at place bizim box'ımızı sayan bir sensördü. Ve konveyörümüzün çalışmasını durduran bir sensördü. Ve ben bunu kullanarak da counter'ımızı çalıştırabiliyorum. Ne zaman reset yapacağım? Reset'e basınca reset olacak. Burada da 0 ve 10 arasındaysa yine 8 saniye sonra reset et diyorum. Ve set no box'ımız counter'ımıza eşit hissediyorum. Burada ben hani ne zaman 3'e kadar ayarlamıştım. 3'ten sonra devam etmeyecek mi? Tabii ki de edecek. Restart the cycle sayesinde bütün her şeyi sürekli tekrar et. Ne zaman? 2 saniyede bir tekrar ediyor. Yani bitecek yukarıdaki işlemler burada da 2 saniyede bir hepsini tekrar edecek. Box counter burada da ben part at place'ime göre box counter'ımı display'de nasıl gösteriyorum? Buradaki işlem, buradaki fonksiyon sayesinde gösteriyorum. Counter'ımızı dijital display'de görmem için gereken fonksiyon. Reset Factory I.O. Ben hepsini reset'e bastığım zaman X, Y, Z konumları sıfırlansın istiyorum. Daha sonra pikimiz resetlensin, konveyörlerimiz resetlensin. Hepsi başa dönsün. Stop'umuz set olsun. Yani reset'e basınca stop konumunda olsun. Kendini konumlandırsın. Burada da ben potansiyometreden nasıl ayarlayacağım? Yani ben pottan bildiğiniz üzere analog bir giriş yapıyorum. Ama dijital bir çıkış almak istiyorum. O yüzden bunları tanımladım. O yüzden 3 tane fonksiyon koydum buraya. Input no box'ımızı buradan ayarlıyorum. 3'e kadar ayarla dedim. Yine burada bir çıkış belirledim. Input box temp diye. Input box temp de buradan gelecek giriş olarak. No box'ımız da yani dijital olarak kendisini gösterecek. No box'ımız, set no box'ımız da dijital olarak kendini gösterecek. Evet. Tia Portal anlatımım, pick and place çalışmam bu şekildeydi arkadaşlar. Burada bitti. Şimdi Factory I.O'da simülasyonunu göstermek istiyorum size.